Hoş geldiniz efendim. Bir haftaya bakışta daha sizlerle birlikteyiz. Haziran ayının ilk programındayız. Bayram sonra sizlerle birlikteyiz. Hasan Saydam ve ben Zarik Ökoğlu. Geçen haftaya bakacağız. Koşulları mercek altına alacağız. Ve Hasan Saydam'la birlikteyiz yine. Hasan abi, bayram devam ediyor. Yani bitti ama uzun soluklu olduğu için halen kutlayanlar evet, var. Evet, kimine göre bayram devam ediyor ama efendim ilk önce hepinize geçmiş bayramınız mübarek olsun diyelim. Nice bayramlara, nice mutlu, sağlıklı günlere dileyelim. Ama ben bu bayramlarda, hele özellikle son 10 senede çok buruk oluyorum. Hep o benim çocukluğumun, gençliğimin bayramlarını arıyorum doğrusu. Böyle torunlar falan geliyor, soruyor, nasıldı o geçtiğiniz bayramlar? Anlatmaya kalkıyorum, evvelden dinlerler ya, küçükken dinlerlerdi, şimdi hepsi büyüdü, artık dinlemiyorlar bile. Çünkü onlar öyle bir bayram hiç görmediler, etmediler. Yine de ben, nerede bizim eski bayramlar diyorum. Belki paramız hiç yoktu o zaman ama çok daha güzel bayramlar vardı. Bugün mesela hipodroma gelirken değişik bir yol izledik. Her zaman alıştığımız yoldan gelmedik. Biraz erken gelmiştik. Bakırköy'de o Taş Mektebi'nin karşısındaki parkın önünden falan geçtik. Aklıma hemen o bayram, her bayram mutlaka o parka giderdik, otururduk. Oradan gelirken şimdi cami yapıldı oraya. Caminin orada Rıfat Telgezer'in cambazhanesi olurdu. Akşamları cambazhaneye giderdik. Şimdi Bakırköy Lisesi'nin olduğu yere bayram yeri kurulurdu. Oraya giderdik. Hiç unutmam, hayatımda ilk ata orada binmiştim. Ağır kiloya rağmen bir atı bulup binmiştik. Ne güzel günlerdi evet, onlar. Zadik. Biz de son kuşak yetiştik. Yani değil mi? Olsun. Yine de bugün bugündür. Allah'a çok şükür, Allah'ın yardımıyla yine sizlerle buluştuk efendim. Derdi depreştirmeyelim. Süt koşusuyla başlayalım. Süt koşusu, sütün önemi ve ne olduğunu anlatabilmek amacıyla dünyada süt günü, Dünya Süt Günü diye bir gün kutlanıyor mu diyelim, evet. Onu da beceremedim. Bazı ülkelere göre 21 Mayıs, bazı ülkelere göre 27 Eylül'de kutlanıyor Dünya Süt Günü. Bu vesileyle de bizim ülkemizde yarış yapılmaya başlandı. İlk yarış 96 senesinde yapıldı. İşte Dünya Süt Günü diye başladı. Süt kupası oldu, şu oldu, bu oldu. Bugün de Ankara'da epeydir yapılan bir koşu. Yani esasında aslı 1996'ya kadar gidiyor. Bizde yapılan araştırmalar maalesef çocuklar üzerine yapılan araştırmalar yine gerideyiz. Süt kullanımına maalesef istenilen orana gelememişiz. Onu da söyleyelim. Aslında bu ya, farkındalık tabii, noktasında. Bir takım tarım politikaları, oralara girersek çok derin. Çıkamayız. Biz işimize bakalım. Koşuya gidelim. Ertuğan'ı izleyelim Ahmet Çelik'le. Atlar start hakemi emniğe girdi. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı yükselim bir boy kadar gecikti. İç kulvarda 3 numaralı Satanan liderliği almaya çalışıyor. Asfalt'ta bunu başarmaya çalışıyor. Dışında Benim Toros Dağı da liderlik için çaba sarf etti ki şimdi Asfalt'ta öne geçen Benim Toros Dağı oldu ama Satanan onun çok yakınında koşuyor. 2,5 boy geride 5 numaralı Yoldaş. Bunun 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Başpehlivan. 5-6 boy geride 2 numaralı Abtuhan'ı izliyorum. Abtuhan'ın da yaklaşık 3 boy 4 boy gerisinde. Evet, 6 numaralı yükselim sırasıyla 800 metre start yerine doğru gidiyoruz. 1 numaralı Toros Dağı liderliğini bir boy farkla korumaya çalışırken içerideki Satanan tekrar yürüdü. Farkı eritti 2 boy geride. 7 numaralı Başpehlivan dış kulvarda Yoldaş birbirlerine yakınlar. 2 boy geride Abtuhan. Bunu da 3 boy gerisinde yükselim sırasıyla son 600'e geliyoruz. Öndeki sert tempo liderlik çekişmesi sürüyor. Henüz net olarak öne çıkan yok ama içerideki Satanan şimdi kafasını az farkla öne uzattı. Liderliği Toros Dağı'ndan aldı. 1,5 boy geride. İçeride 7 numaralı Başpehlivan bu ikisinin ortasından daldı. Düzlüğe çıktı. İçeriden Satanan liderliği aldıktan sonra son 400'e 1,5 boy farkla lider giriyor. Toros Dağı artıramadı. Geriden yüklenen safkanlar var. Başpehlivan 2 boy kadar geriden. Abtuhan en dış kuvadan da yükselin. 4 safkan arasında 2 boy kadar fark yok. İçerideki Satanan'ı Başpehlivan yakaladı. Tek at gibi oldular. Onların 1 boy kadar gerilerinden Abtuhan dışarıdan da yükselim geliyor. Kazanına girdi Abtuhan. Geldi Başpehlivan'ı yakaladı. Dışarıdan yükselim geliyor. Abtuhan az fark döndü. Potayı da Abtuhan buluyor. Başpehlivan 2 İkinci, Satanan üçüncü, yükselim de dördüncü oldu. Evet değerli yarışseverler, süt koşusunu 2 numaralı Abtuhan
Ahmet Çelik de kazandı. Arasına rağmen Toros da koşunun favorisiydi ama Satana'nda girdiği liderlik mücadelesinde 400'e pes etti. Evet, Zadik aynen şeyi söyleyeceğim. Toros da koşuyu force de etti, değil mi? Yani Satana'nda beraber. Satana çok sıkı takipçiydi, onu bırakmadı. Toros da 400'ler de adeta durdu. Hı. Ve koşuyu da çok zor tamamladı. Sanıyorum orada bir sorun yaşadı. Ya aradan etkilendi nefesten ya da Satana'nın o inatçılığı. Sadece nefesten olmadı gibi de onun için takip edeceğim Toros Dağı'nı. Tabii onlar bu... Toros Dağı kalınca Satana'na gün doğmuş gibi oldu. Fakat mükemmel düzlük koşusu yapan iki at geldi. Abduhan ile Başbeylivan. İkisi de Satana'nı atladılar. 1-2 oldular. Hem Abduhan hem Başbeylivan bu düzlük koşusuyla bundan sonraki bu tip koşular içinde biz varız, bizi unutmayın dediler. Yani Satana eğer Toros Dağı olmasaydı Beyaz Bayrak hani yapabilirdi. Sonlarda bir daha vermeye çalıştı. Yani yakın bitirdi. Bence Satana'nın... Evet, Satana bu tip bir at ama. Evet. Dikkat edersen evet. Satana bir türlü belli bir istikrarı tutturamıyor. Evet. Niye? Yani arka arkaya kazanamıyor. Ama genelde hep belli bir yere kadar iyi koşuyor ve Beyaz Bayrak ayna yapmayı denemediyse bile mutlaka takipçi olan bir at oluyor. Yani Satana'nda hemen öyle göz ardı edilecek bir at değil. Efendim diyerek 31 Mayıs'a geçiyoruz. İstanbul'a geliyoruz. Sedat Özcan'ı aldığımız mücadele vardı Hasan abi. Sedat Özcan benim de tanımaktan çok mutlu olduğum, birlikte oturmaktan, seyahat etmekten çok keyif aldığım bir abimizdi. 1924 yılında Turgutlu'da doğuyor. Sedat abiyi biz tanıdığımız zaman atçılığa yeni başlıyordu. Yani daha başlamamıştı bile. İşte otelleri falan vardı, otelcilik yapıyordu. Celalettin Alkan abinin çok iyi dostuydu, arkadaşıydı. Veteriner hekim Akif Alpay vardı, ondan da iyi dostlar. İşte ikisinin sayesinde atçılığa başladı. Ve atçılığa başlarken de şanslı başladı. Çünkü 1992'de Prestij ile 1994'te de Asyet'le adeta sürpriz yaparak gazi koşularını da kazandı. Yani iki gazi koşusu galibi bir ekürüyü yarattı Sedat abi. Şeker hastasıydı. Biraz da dikkat etmezdi. Ona rağmen 2005 yılında vefat etti. Kolay unutulacak bir isim değildi. Bir kere çok beyefendi bir insandı. En büyük tesellim oğlu Hakan Sabri Özcan'ın ekürüyü devam ettirmesidir. Buradan da sevgili Sabri'ye teşekkür etmek isterim. Çünkü Sedat abi hakikaten unutulacak bir adam değildi. Ve Sedat Özcan'ı aldığımız koşuya gidiyoruz. Ve Sterling Falcon, Beyaz Bayrak ayna Gökhan Gökçe. Bir boy geride dışarıda 7 numaralı Vancouver, 2 boy geride iç kullara yakın 2 numaralı Birdello, onun 1,5 boy gerisinde iç kullara yakın 1 numaralı Victory Wizards, hemen dışında 5 numaralı Rekor sırasıyla safkanlar son 1000'e giriyor. 6 numaralı Sterling Falcon kaçıyor, farkı 7-8 boya kadar çıkarmayı başardı. İkincilikte 3 numaralı Blaze to Win takipte, 6-7 boy geride 8 numaralı Şeker Hanım yine üçüncülükte 2 boy gerisinde 4. sırada, 4 numaralı Depository 1,5 boy geride dışarıda, 7 numaralı Vancouver hemen içinde 2 numaralı Birdello yer alıyor. Düzlüğe gelindi, sıralama değişmedi. 6 numaralı Sterling Falcon önde, fark 5 boy kadar bariyer dibinde. 3 numaralı Blaze to Win yer alıyor. Daha geride 8 numaralı Şeker Hanım ve 4 numaralı Depository'nin de gayretleriyle safkanlar son 400 metreye de girdi. Son 200'e doğru da 6 numaralı Sterling Falcon önde, fark 3 boya kadar düştü. Daha geriden içeriden 3 numaralı Blaze to Win'in ortadan 8 numaralı Şeker Hanım ve 4 numaralı Depository'nin dışı. 2 numaralı Birdello'nun gayretleri var. Son yüze de 6 numaralı Sterling Falcon önde giriyor içeriden. 3 numaralı Blaze to Win gelse de 6 numaralı Sterling Falcon kazanıyor. 3 numaralı Blaze to Win ikinci, 2 numaralı Birdello üçüncü, 4 numaralı Depository de koşuyu dördüncü olarak tamamlıyor. 6 numaralı Sterling Falcon Gökhan Gökçe ile kazanıyor. Evet Hasan abi, Sterling Falcon şimdi öyle enteresan bir koşu oldu ki, yani biz ekip olarak arkadaşlar da koşuyu izlerken ben Sterling Falcon tavsiyesine bulundum. Ya dediler Sterling Falcon işte 9 koşudur da kazanamıyor. Ama kazandığı koşuları hatırlattım. Beyaz Bayrak aynı, bak burada kovalayan at olmayabilir. Kendi temposunu kurabilir mi? Kurduğu zaman ne kadar etkili olduğunu biliyorsun. Ve bu safkanın da bir de Gökhan Gökçe uyumu var. Evet. Ben böyle bir şey de beklemiyordum açıkçası. Yani daha 800'e geldi. Ben çıktım gittim.
Öyle mükemmel koştu ki yani kimseye bir şey dedirtecek hali de kalmadı. Hı. Yani onu sadece Stallion Falcon'u seyrettik gibi bir durum oldu doğrusunu istersen. Ya öyle bir koşu oldu ki Hasan abi, bayrak indi, 1-2 kimse, 1-2 koşu bitti. Yani kaçan Stallion Falcon, kovalayan ekürü isimlerden Saadettin Boyraz'ın bindiği Safkan kovaladı. Bu ikili giderken arkada çok farklı bir şekilde koşuyu takip eden deli isimler vardı. Blaze to Win vardı. Blaze to Win ekürü koşuyordu, evet, değil mi? Evet. With the horse. With the horse'la bir kere ekürüsü hiçbir şey etkili olamadı. Hiçbir varlık gösteremedi. Blaze to Win de gayretleri Stallion Falcon'a yetişmeye yetmiyor. Yani Stallion Falcon böyle bir koşarsa kolay kolay geçilmez ama bu koşuyu çıkarmak da her zaman çıkarmak da her baba yiğidin harcı değil bence. Evet. Ben yalnız Birdello'ya yine dikkat çekmek isterim. Birdello iyi at. İlk defa sert bir deneyimi yaşadı. Dikkat diyorsunuz. Bence iyi at. Efendim 1 Haziran hafta sonu Ankara'dayız. Önemli mücadele vardı. Tarım Bakanlığı koşusu. Evet. Tarım Bakanlığı tabii bir at yarışı açısından çok önemli bir bakanlık. Zaman içinde adı değişse de köy işleri, işte Orman Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı falan olsa da tarım lafı hep var. Dolayısıyla biz bu koşuya Tarım Bakanlığı koşusu diyoruz. Ve Tarım Bakanlığı da bir nevi Türkiye'deki at yarışlarının patronu. Çoğu ülkede de böyle. Yani bazı ülkelerde mesela Malezya'da Ulaştırma Bakanlığı organize ediyor at yarışlarını. Biz de Tarım Bakanlığı, otorite dediğimiz ve işi organize eden kurum. Bu koşu da çok eski tarihlerden beri yapılır. 1971.'si yapıldı bu evet, sene. Ki 71 niye daha esasında 72 olması lazımdı. Bir sene yok işte yarım kandı şuydu evet, buydu itirazları olmuştu. O sene yapılmamıştı. Bu sene 71.'si koşuldu. Ve koşuya gidiyoruz. Geçen senin galiba 6.'yiz. Bir kez daha kazandı Halis Karataş'ta. Atlar stat hakemi emrine girdi. Start verildi ve 71. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu başladı. Ekürlerden Altun Filikya 3 boy, 12 numaralı Özekan ve yine 11 numaralı Taşser de birer boy kadar geciktiler. 4 numaralı Cevher hemen liderliği aldı. Tempoyu koydu ve yaklaşık 4 boy farkla koşuyu force etmeye başladı. 8 numaralı Serdümen ikinciye girdi. Bunun 2 boy gerisinde 2 numaralı Atmaca Bey'i koşuyor. Bunun 1,5 boy gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Deniz'im. Dışında Yırttaz'ın, onun dışında da 7 numaralı evet Semend'in gayretleri var. Bu grubun 2 boy gerisinde 3 numaralı Batman Aslan'ı, yanında 1 numaralı 6. iz koşuyor. Onun yanında da iç kulvarda 11 numaralı Taşser, 2 boy geride 9 numaralı Talipan, onun içinde 12 numaralı Özekan, 1 boy kadar geride 6 numaralı Firikya. 1800 metre start yeri geçildiğinde 4 numaralı Cevher yaklaşık 10 boydan fazla farkla liderliğini koruyor. 8 numaralı Serdümen'in gayretleri var. Bunun 2 boyu gerisine 7 numaralı Sement geldi. Sement'in 1 boyu gerisine 2 numaralı Atmaca Bey'i dışında 3 numaralı Batman Aslan'ı, 1 boyu kadar geride 11 numaralı Yırtlaz koşuyor. Yırtlaz'ın hemen içinde 5 numaralı Deniz'im. Deniz'imin yarım boyu dışında 1 numaralı 6. iz. 2,5 boyu geride 11 numaralı Taçser var. Taçser'in 1 boyu gerisinde 9 numaralı Talipan, 2 boyu geride 12 numaralı. Evet, Özekan'ın gayretlerini izliyorum. Yine grubun 1 boyu gerisinde 6 numaralı ekürlerden Firikya. Evet, 4 numaralı Cevher 1000 metre start yerine de 5 boy farkla önde gidiyor. 8 numaralı Serdümen baştan itibaren onu ikincilikte kovalıyor. 1,5 boy geride 3 numaralı Batman Aslan'ı, 7 numaralı Semend'in, 2 numaralı Atmaca Bey'in de birbirlerine yakınlar. 6. ise bu gruba yaklaşmaya başladı. 1 boy kadar geride 5 numaralı Deniz'im, 2 boy kadar geride evet 10 numaralı Yırtlaz'ın uğraşlarını izliyorum. Yırtlaz'ın hemen sağ arasında Taçser, daha sonra Talipan, daha sonra Firikya, daha sonra da Özekan. Son 600 metre start yeri geçildiğinde farklar erimeye başladı. 4 numaralı Cevher 600 virajına 1 boy farkla lider giriyor. 8 numaralı Serdümen baskısını artırdı. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Sement, dışında Batman Aslan'ı. İçeride evet buralarda 2 numaralı Atmaca Bey, dışına pozisyon alan 6. iz konumlandı. Viraj dönüldü. Cevher düzlüğe iterek 1 boy farkla önde çıktı. Solundan 8 numaralı Serdümen yürüdü. 3 boy kadar geriden 7 numaralı Sement'in, bunun 2 boy gerisinden de 1 numaralı 6. izin gayretleri var. Şimdi
Tempo arttı. Liderliği Serdümen aldı. Altıncı iz yürüdü geldi. Kendisini gösterdi. Koşuyor ağırlığını altıncı iz koydu. 200'den sonra liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Altıncı iz Cevher, Serdümen, Sement ikincilik için kapışıyorlar. Potayı 1 numaralı. Altıncı iz buluyor. 4 numaralı Cevher ikinciliği kurtardı. 8 numaralı Serdümen 3. oldu. Tabelayı tamamlayan isim de ekürlerden 6 numaralı Filikya oldu. Evet değerli yarışseverler, 71. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunu sayın Cüneyt Yıldızhan'ın 1 numaralı 6. isimli atı Halis Karataş'la kazandı. Açıkçası koşunun favorisiydi. Beklenenden kolay kazandı 6. is. Evet. Geçen sene de güzel koşmuştu, evet. Bu koşuyu kazanmıştı ki bu koşuyu 5 kere arka arkaya kazanan bir attan sonra geçen sene, evet. Karaüzüm'den sonra kazanmıştı. Bu koşuda yalnız alışık olmadığı pek birkaç sadece birkaç kere binmiş Halis Karataş üstündeydi. Halis bu koşuyu kazanarak Tarım Bakanlığı koşusunu daha önce 8'er kere kazanmış olan sadece 2 jokey vardı. Biri Kadir Altınöz, biri Selim Kaya. Halis de 8 yaptı, onlara yetişti. Evet. Allah sağlık verirse, Kadir bıraktı tabii de, seneye Selim, Halis Tarım Bakanlığı koşusunda 9. birincilik için kapışacaklar. Koşuyu force eden Cevher'in her an keseceği düşünüldü. Fakat onun her an keseceğini düşünenler yanıldı. Değil mi? Çünkü Cevher sadece 6. hisse geçildi. Serdümen'e vermedi. Diğerlerini direnerek ikinciliği kurtardı. Çok değerli bence. Evet. Çok değerli. Serdümen'le Sement'e de kötü koştular. Diyemeyiz bence. Bir de talihsiz bir at vardı bu koşuda gene. Ben talihsiz sıfatını verdim. Frikya. Starttan 3 boy geç çıktı. Geldi. İkincinin 2 boy arkasında 4. oldu. Hani şey hesabı, matematik hesabı yaparsak, problem çözme hesabı yaparsak, geç çıkmasaydı gelip ikinci o olacaktı gibi bir durum çıkıyor ortaya. At yarışlarında bu matematik hesap pek geçmez ama dolayısıyla Frikya'yı da talihsiz de diyelim ama hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Deniz'im beklenen koşuyu çıkaramadı. Engerilerde bıraktı. Yine koşuyu gerilerde tamamlayan Batman Aslanı için de aynı lafları söyleyebiliriz. Bilmiyorum, sen bu atlar için bir yorumun var mı? Ben mesafe noktasında tereddütlerim olduğunu düşünüyorum. Orta mesafelerde dediğiniz safkanlar daha farklı yerlerde oluyor. Değil mi? Ama Batman Aslanı mesela geçen seneki Batman Aslanı değil. Onu da söyleyeyim. Onu da söylemek isterim. İtiraz etmem ya, söylediğine. Evet. Hafta sonu, pazar İstanbul'da güzel keyifli koşular izledik. Ve önemli isimleri andık. Önce Reha Eken diyelim Hasan abi. Reha Eken. Bir kere baştan şunu söyleyeyim. Benim hayatımda da hani mihenk taşlarından biri olan bir isimdir Reha abi. 1925 doğumlu, 2013 senesinde vefat etti. Kimdir Reha Eken? Reha Eken bir kere Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri. Futbolculuk döneminde abisi Bülent Üken, o zamanki WM'de santraf oynardı. Reha abi santrafor oynardı. Ve milli takımın da değişmez santraforuydu. İyi bir santrafordu, iyi golcüydü. Ben onun son yıllarına ve hatta Galatasaray'dan sonra o zaman çoğu sporcunun yaptığı, futbolcunun yaptığı gibi sarı beyaz formalı bir Emniyet Spor Kulübü vardı. Emniyet Spor'da da bıraktı futbolu. Yani Galatasaray'dan sonra Emniyet Spor'a gitti. Emniyet Spor'da bıraktı. Orada bile çok başarılı olmuştu. Reha abi tabii o Reha abinin futbolculuğu, futbolu bırakış sıralarında Türkiye Jockey Kulübü'nde de Galatasaraylılar çok etkindi. Reha abi bu arada Galatasaray'da da görevler yaptı. Sonra bizim at yarışı camiasına girdi. Jockey kulüp bünyesine girdi. İzmir, Ankara ve İstanbul Hipodrom Müdürlüğü yaptı. Benim hayatımın mihenk taşları biri olduğu dediğim olay da ben stajyer muhabirlikten profesyonelliğe geçişim tarihim 1 Mart 1963'tür. Ve ilk polis muhabiri olarak başlamıştım ben gazeteciliğe. Ama tabii at yarışına olan merakım, at yarışına olan ilgim hemen polis muhabirliğinin yanında at yarışı
takipçisi, at yarışı yazarı haline de dönüşmüştü. İlk haberim de her zaman söylerim, hatırlatırım. 7 Nisan 1963 senesinde Süleyman Aktı'nın, küçük Sülo'nun 13 yaşında, 49 doğumludur Süleyman, Michiko isimli ata ilk binişidir. Ona haber yapmıştım ve o zaman İstanbul Hipodrom Müdürü olan Reha abi Süleyman'a bir buket çiçek vermişti. O günü yaşayanlardan biri hala aramızda sağ, gene Onur Yetkin de o fotoğrafa sığmış isimlerden biridir. Reha abi çok uzun süreler, yani at yarışına bulaştıktan sonra hipodromun da en devamlılardan biri oldu. Sadece hipodrom müdürü olarak görev yapmadı. Ondan sonra işte denetimcilik yaptı, müşavirlik yaptı. Eğitim kurullarında. En son Yüksek Komiserler Kurulu üyeliği falan da yaptı. Hipodromun da en devamlılardan biriydi. Reha Eken'le ilgili bir de çok mütevazıydı. Bak ne diyorum, bayağı yetişmediniz, siz seyretmediniz. Bayağı iyi bir santrofordu. Yani bugünün ölçülerini diyorlar ya, pivot santrofor falan. Hem pivot santrofordu hem de top alıp veren, dağıtan bir adamdı. Bir gün Reha abiyle konuşurken dedim ki, Reha abi senin gibi santrofor yetişmiyor. Yani Hasan dedi, sağ ol teşekkür ederim ama bu memleketten bir de Metin Oktay geçti dedi. Öyle de bir mütevazi hali vardı. Allah gani beni rahmet eylesin. Faruk Ayral'ın da iyi dostuydu. Evet. Arka arkaya vefat ettiler o sene. 2015'te kaybetmiştik Reha Eken'i. Andığımız mücadeleye gidiyoruz. Kızım Azra, Halis Karataş'la kazandı koşuyor. 5 numaralı Mighty Rablet yine grubun son sırasında. Safkanlar son 800 metreye ilerliyor. 2 numaralı Blanchard bu metrelerde de önde. Fark yine 1,5 boy kadar. 1 numaralı Kızım Azra ikincilikte. 2 boy geride dışarıda 6 numaralı Rotası Seyyah. Hemen içinde 4 numaralı Lady Jane'in 2 boy gerilerinde. 3 numaralı Juno, onun da 3 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Mighty Rablet sırasıyla Taylar Düzye çıkıyor. Düzye de 2 numaralı Blanchard önde geldi. Farkı 2 boy yaptı. 1 numaralı Kızım Azra yine ikincilikte. 3 boy gerilerinde 4 numaralı Lady Jane'in 3. sırada, dışında 6 numaralı Rotası Seyyah, bariyer dibinde 5 numaralı My Trouble sırasıyla safkanlar son 200'e ilerliyor. 2 numaralı Blanchard liderliğini devam ettiriyor bu metrelerde. Ona en yakın olan Tay 1 numaralı Kızım Azra geldi, rakibini yakaladı, hatta öne geçti, farkı da 1 boy yaptı son 100'e gidilirken. 1 numaralı Kızım Azra önde, Blanchard ikincilikte kaldı. Reha Eken koşusunu 1 numaralı Kızım Azra kazanıyor. 2 numaralı Blanchard ikinci oldu. 3 numaralı Juno üçüncü. 6 numaralı Rotası Seyyah da koşuyu dördüncü olarak tamamladı. 1 numaralı Kızım Azra Halis Karataş da kazandı. Evet, bir maç gibi oldu. Blanchard Kızım Azra yarışı, kazanan Kızım Azra. Ya şimdi Halis faktörü bayağı önemli gene Kızım Azra'nın kazanmasında. Öyle güzel bir yerde, hiç telaş etmeden öyle güzel bekledi ki son metrelerde güçlü ataklarla geldi ve kazandı. Halbuki favori de Blanchard'tı. Yalnız bu koşudan sonra diğerleri de dediğin gibi sadece bu ikiliye eşlik ettiler. Hı. Kendi aralarında yakıştılar. Benim yalnız aklımda bir soru kaldı Zadik. Güleceksin belki ama Kızım Azra mı geçti, Blanchard mı geçildi? Hı. Ben diğer taraftayım. He? Ben diğer taraftayım. Yani? Kızım Azra geçti bence. Geçti. Geçti. Evet. Net bir şekilde. Geçtiğine evet. Göre tabii. Yani, sen işin kolayına kaçtın. Ben kolayına kaçtım. Hemen bu koşunun ardından bir başka önemli ismi andık efendim. İstanbul Veliefendi Hipodrom'da Zeki Sertol. Zeki Sertol. Hocaların hocası. Zaten baktığın zaman kişinin bir jokey dikten gelme biri olduğunu hemen fiziği gösterirdi. Zeki abi hepimizin Zeki abisiydi. Ben tanıdığım zaman kısa pantolonlu falandım yani. 1905 yılında doğmuş, 2001 yılında vefat etmiş. Başından beri, çocukluğundan beri at yarışı camiasının içinde olan, Türkiye'nin de ilk lisanslı jokey, ilk lisanslı Türk jokey, onu da söyleyelim. Biz Burhan abi için, Burhan Şenemgen için hocaların hocası deriz. Hem jokey hem antrenör yetiştirmekte bir tanedir deriz. Zeki Sertol
Zeki abi, Burhan abinin de hocasıydı. Türk yarışçılığına çok hizmet verdi. Zaten ailece de atlara ve biniciliğe çok meraklıydılar. Oğlu Timuçin Sertoğlu uzun süre centilmen yarışlarda at binmişti. Atçılıktan hiç ayrılmayan bir aile olarak düşündük. Zeki abinin emeği geçmediği eski jokey ve antrenör hiç yoktur dersem yalan söylememiş olurum. Allah yattığı yerde, iyi ki bir Zeki Sertol bu Türk yarışçılığından geçmiş. Ve onu andığımız mücadele nefesleri kesti. Müthiş mücadele oldu. Son sözü Ayhan Kurşun'la Ayza söyledi. Start verildi ve koşu başladı. Değerli yarışçılar, 6 numaralı Blue Victory 4 boy geç çıktı kullarından. 7 numaralı Power Love 3 boy, 1 numaralı Deniz Canım'da 2,5 boy gecikti. 5 numaralı Yazınoğlu liderliği aldı. Fark yarım boy dışına. 9 numaralı Makambo geldi. 1,5 boy gerilerinde dışarıda 3 numaralı Boranta yarım boy içinde. 4 numaralı Winchester 1 boy geride. 8 numaralı Aslan Koçum onun 2,5 boy gerisinde. 2 numaralı Ayza hemen dışında. 7 numaralı Power Love daha geride. 6 numaralı Blue Victory ve 1 numaralı Deniz Canım sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 5 numaralı Yazınoğlu düzü önde geldi. Dışında 9 numaralı Makambo ona çok yakın. 1 boy gerilerinde yer alan safkan. 4 numaralı Winchester daha geriden iç kulvardan. 6 numaralı Blue Victory'nin de atakları var. Son 400 metreye girilirken liderliği 9 numaralı Makambo aldı. Farkı yarım boy yaptı. İçerideki 5 numaralı Yazınoğlu bırakmadı mücadeleyi. En iç kulvardan da 6 numaralı Blue Victory'nin gayretleri var. Dışarıdan da 4 numaralı Winchester ve 8 numaralı Aslan Koçum gelmeye çalışıyor. Çok az farkla 9 numaralı Makambo önde dışarıdan. 2 numaralı Ayza da yüklendi en dıştan. Deniz Canım gelmeye çalışıyor. İki safkan potoyu birlikte geçiyor. 2 numaralı Ayza ve 9 numaralı Makambo potoyu birlikte geçti. İkinci altılı ganyan başlamıştı. Kimin kazandığını varış hakemleri bildirecek. Evet, foto finish kalırsa ekranda gerek mesafenin 1100 olması gerek koşu stillerinden dolayı yorumlarımızda şu tablonun yani 4-5 safkanın beraber potaya girmesi bekleniyordu. Bekleyenlerden Ayza kazandı koşu. Yani bir kere mükemmel bir koşu izledik. Bunu kabul edelim. Mükemmel bir koşu izlediğimiz gibi de koşuda kötü koşan at yoktu. Bunu da kabul etmemiz lazım. Kötü koşan at olmayınca üç koşudur dikkat çeken Ayza geldi koşuyu kazandı. Ayza'ya şöyle de bir bakmak lazım. Ayza İstanbul Çim pistini çok seviyor. Evet. Dolayısıyla İstanbul Çim pistinde Ayza her zaman göz önünde bulunması gereken bir at. Makambo 7 aydır kazanamıyordu. Bu koşudaki koşusuyla bana dikkat edin beni evet. unutmayın der gibiydi. Yani ilerisi için bir işaret verdi. Deniz Canım starttan 3 boy geç çıktı. En geri döndü. Buna rağmen evet en geri döndü. Buna rağmen geldi 3. oldu. O da ben buradayım diyor. Onun için ben en başa döneyim. Bu koşuda kötü koşan at yoktu. Hepsi birbirine her an geçebilir lafını edelim. Biraz da politik konuşalım ama doğruyu söylüyorum. Doğrusu bu Hasan abi. Aynı gün İstanbul'da kalmaya devam ediyoruz. Nail Avundu aldığımız koşu vardı sana. Nail Avunduk. Hakikaten yani bu bizim atçılığa bulaşanlar için belki de genel bir sıfat. Gene gerçek bir beyefendi. Gerçek bir asılzade İstanbul beyefendisi falan deriz. Evet İstanbul beyefendisi ama Akşehir doğumlu. 1918 Akşehir doğumlu. 2003 senesinde evet. kaybettik Nail abiyi. Nail abi müteahhitlik yapardı. Esas işi müteahhitlikti ama atları o kadar çok seviyor ki atçılığa başlayışı, jockey kulübü üye oluşu da çok eski. Daha 1950'li senelere falan dayanıyor. Hep de iyi görevler de aldı Türkiye Jockey Kulübü'nde. Hatta 1982 ve 1984 arasında başkanlık bile yaptı. Bayağı ciddi hizmetleri vardı. Jockey Kulübü'nün en zor zamanlarında başkanlık yapanlardan biridir. Yanılmıyorsam genel sekreter de o zaman Orhan abiydi, Orhan Özsoy'du. Kolay unutulacak bir insan değildi. Bu koşuda 2004'ten beri yapılıyor. Nail Avundu'yu her sene hatırlıyoruz. Nail Avundu aldığımız koşuya gidiyoruz efendim. Nefes kesen mücadele oldu ve ertemiz zoru başardı Ahmet Çelikli.
Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Artuklu, 3 boy, 8 numaralı Yiğitim Ahmet, 2 boy, 7 numaralı Taşkır'da 1 boy gecikti. 9 numaralı Düşlem Hikmetrelerle birlikte koşunun liderliğini alma uğraşında dışına süratli Safkan 3 numaralı Aşemez geldi. Liderliği o alıp farkı 1 boy yaptı. 9 numaralı Düşlem ikincilikte. Bunların 1 boy kadar dışına gelen 5 numaralı Şahin Ter şimdi ikinciliğe kadar sokuldu. Düşlem üçüncülükte kaldı. 1,5 boy geride 4. sırada 6 numaralı Tarıkan. 1 boy geride bariyer dibinde 10 numaralı Oğuz Boylu hemen dışında 7 numaralı Taşkır. Onun dışına 2 numaralı Artuklu geldi. Temposunu artırıp 4.'lüğe kadar sokuldu. Daha geride iç kulvarda 1 numaralı Akkula dışında 8 numaralı Yetim Ahmet. En geride ise 4 numaralı Ertemiz var. Bu sırayla Safkanlar 1400 metresi start yerine geçiyor. 2 numaralı Artuklu koşunun liderliğini aldı. Farkı 1,5 boy yaptı. İkincilikte ortada 3 numaralı Aşemez yer alıyor. Hemen dışında 5 numaralı Şahin Ter var. 1,5 boy geride iç kulvara yakın 9 numaralı Düşlem. Yarım boy dışında yer alan Safkan 6 numaralı Tarıkan. 1 boy geride iç kulvarda 10 numaralı Oğuz Boylu. 1,5 boy geride dışarıda 7 numaralı Taşkır. Onun 1 boy gerisinde dış kulvarda yer alan Safkan 8 numaralı Yetim Ahmet. Hemen içinde 1 numaralı Akkula. 2 boy geride grubun son sırasında 4 numaralı Ertemiz var. Bu şekilde Safkanlar son 1 metreye de girdi. 2 numaralı Artuklu liderliğini devam ettiriyor. 1 boy geride 3 numaralı Aşemez ikincilikte. 2 boy gerilerinde dışarıda 5 numaralı Şahin Ter. İç kullarda 9 numaralı Düşlen. 1,5 boy geride orta kullarda 6 numaralı Tarıkan. Yarım boy içinde 10 numaralı Oğuz Boylu. Daha geride 7 numaralı Taşkır ve iç kullarda 1 numaralı Akkula sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe çıkılırken liderliği 3 numaralı Aşemez aldı. 2 numaralı Artuklu ikincilikte kaldı. Daha geriden orta kullardan 9 numaralı Düşlen'in dışarıdan 5 numaralı Şahin Ter'in de gayretleri var. Bu şekilde Safkanlar son 400 metreye de girdi. Temposunu dışarıdan 9 numaralı Düşlem artırıp içerideki 3 numaralı Aşemez'i yakaladı. Daha geriden iç kulvardan 10 numaralı Oğuz Boylu ve 1 numaralı Akkula'nın da gayretleri var. En dıştan da 7 numaralı Taşkır gelmeye çalışıyor. Önde 5-6 Safkan'ın birincilik mücadelesi var. Dışarıda Taşkır, ortada Aşemez, yanında Düşlem. 4 numaralı Ertemiz de geldi. 4 numaralı Ertemiz çok az farklı önde. Koşuyu da o kazanıyor. 7 numaralı Taşkır koşu ikinci olarak tamamladı üçüncülük için. 3 numaralı Aşemez ve 9 numaralı Düşlem potoyu birlikte geçti. Sonlarda yaptığı ataklarla 4 numaralı Ertemiz Ahmet Çelik'le kazandı. Evet, çok zor bir koşu oldu. Ertemiz zoru başardı dedik. Bence koşunun şifresi Artuklu'nun starttan geç çıkması oldu. Yani onun geç çıkması tempo noktasında yarışı farklı yerlere götürdü gibi geldi bana. Evet, mutlaka. Ama şöyle söyleyelim istersen. Diyelim ki birbirine denk, hemen hemen bütün atların kazanma şansları birbirine denkti. Yine de tabii işlerinde birinin favori olması gerekiyordu. Favori Akkula çıktı. Fakat Akkula koşu içerisinde bir türlü istikrar yakalayamadı. Evet, tempoya giremedi. İstikrar yakalayamayınca da etkili olamadı. Akkula'nın en yakın rakibi Şahin Ter'di. Şahin Ter düzlüğe kadar çok iyi geldi. Çok kontrollü geldi. Düzlükte arttırması gerektiği yerde arttıramadı. Ama her metrede geriledi. Koşuyu da bitiremedi. Evet. Demektir ki bir ciddi sorun yaşadı Şahin Ter. Değil mi? Evet. Koşuyu bitiremedi çünkü. Ertemiz en gerilerden takip etti. Gerilerde takip etmesi... Artuklu'nun da starttan geç kaldıktan sonra doldurum, telaş içine girmesi Ertemiz'e yaradı. Düzlüğe çok diri döndü ve geldi, koşuyu kazandı. Yalnız bu arada Taşkır'a da ben yine dikkat etmesi gerekir diyorum. Çok böyle düzgün yarışlar çıkarıyor. Evet, Taşkır gerçekten istikrarlı koşu. Yeni haftadayız ve Bursa'dayız efendim. Sezonun 3. birincilikte at başı çıkan koşusu bir meydan mücadeleyle geldi. Akdiz Ilhan'da yarış yaşamında ilk kez start olan Rabenda birincilikte at başı oldular. Start verildi ve 3. koşu başladı. Biraz dağınık bir çıkış oldu. Starttan sonra 4 numaralı Great Warrior 4 boy kadar geride kaldı. 2 numaralı Bilik Alexander 5-6 boy kadar. 6 numaralı Little Mouse 7-8 boy kadar grubun gerisinde. 12 numaralı Talas'ta da 10 boy kadar geride kaldı.
Liderliği şimdi iç kulvardan gelen 13 numaralı Tuva Bien aldı. 1.5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Akyazılı Hande ikincilikte. 1 boy geride içeride 9 numaralı Final Boss. 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Kumarbaz. Hemen içinde 11 numaralı Rabenda sırasıyla viraj dönüyor. 13 numaralı Tuva Bien 2 boy kadar önde iç kulvarda 9 numaralı Final Boss. Dışarıdan 7 numaralı Akyazılı Hande en düşük kulvardan da 11 numaralı Rabenda'nın ataklarıyla son 400 metreye girildi. İç kulvardaki 13 numaralı Tuva Bien önde fark 2.5-3 boy kadar orta kulvardan 7 numaralı Akyazılı Hande içinden 9 numaralı Final Boss dışarıdan da 11 numaralı Rabenda atak yapıyorlar. Farklar azaldı şimdi. Orta kulvardan gelen 7 numaralı Akyazılı Hande liderliği aldı. Onun dışından 11 numaralı Rabenda geliyor. Dış kulvarda Rabenda içeride. 7 numaralı Akyazılı Hande mücadelesinde iki safkan potoyu birlikte geçiyor. 9 numaralı Final Boss 3. 13 numaralı Tuva Bien de 4. oldu. 7 numaralı Akyazılı Hande ve 11 numaralı Rabenda arasındaki birincilik kararı varış hekemlerine kaldı. Tecrübesiyle ve son iki startıyla Akyazılı Hande favori, ilk kez start alacak olmasına rağmen aracı ekürisinin Rabenda'sı rakip gözüküyordu. Evet, idman pisti raporlarına Devlanda. Göre. Ve ortada böyle bir tablo çıktı. Şimdi adada koşu bittiğinde birçok arkadaşımız Akyazılı Hande'nin koşuyu kazandığını düşünüp bayiden çıktılar. Fakat ilerleyen yaşına rağmen yılların tecrübesi bir abimiz var. Oradan tek bir söz etti. Bu koşu at başı dedi. Tek sözü söyleyen oydu. Bir tek onun dediği gibi çıktı koşu. Çok güzel. Evet. Güzel bir yarış oldu. Bir evet. Kere onu söyleyelim. Yani Akyazılı Hande Dayıcın yavrusu. Dördüncü startına çıktı. İyi koşulları vardı ve dolayısıyla koşuya favori olarak başladı. Söylediğin gibi Rabenda ilk startını alıyordu ama idman pisti raporlarına göre de Akyazılı Hande'nin ilk rakibi olarak gösteriliyorlardı. Koşuyu şu günlerin favori laflarından birinin ismini taşıyan Tuva Bien force etti. Oldukça da iyi gitti. Fakat son metrelerde adeta pes etti. O pas edince Akyazılı Hande geldi. Tam kazandı denirken Rabenda da geldi. Geçti mi geçildi mi falan derken çok dikkatli gözler ancak çok dikkatli gözler görebilir. At başını gördü. Doğrusunu istersen ben Akyazılı Hande kazandı gibi geldiydi bana. Çok kanı o yöndeydi ama Rabenda'nın son hamlesi koşuyu at başı noktasına götürmüş efendim. Bu bir şeyi bir kere daha ispat etti. Foto finish, at yarışlarındaki foto finish makinesi dünyanın en titiz makinesi gibi hiç hata yapma şansı yok. Çok hassas olduğu için bu noktadan söyledik. Bir gün sonra Ankara'ya gidiyoruz. Necati Ünsal'ı andığımız koşu vardasın. Evet, Necati Ünsal Türk at yarışçılığına damga vurmuş isimlerden biridir. 1913 yılında Sivas'ta doğuyor ve 1980 senesinde ölüyor. Onu da söyleyelim. Fakat Necati Ünsal kimdi? Ankara Veteriner Fakültesini bitirmiş bir veteriner. Fakülteyi bitirir bitirmez de zaten hemen Tarım Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış. Yapmadığı görev yok gibi. At yarışlarında da her türlü görevi yaptı. Ring hakemliği, start hakemliği, danışmanlık, müşavirlik, muhasalat hakemliği, esas muhasalat hakemliğiydi. Ve müthiş de bu işe emek vermiş bir insandım. Fakat Necati Ünsal, Türk at yarışçılığına siyasete konu olan veteriner, siyasete konu olan start hakemi olarak geçmiştir. Hikayesi de şöyle, ben seneler sonra Cevdet abiden, Cevdet Karataş'tan dinlemiştim hikayeyi. Sonra da teyit etmek için, yani Cevdet abi hiç öyle palavra atmayı falan seven bir adam değildi. Ama teyit etmek için de gidip araştırmıştım. O zaman... Yani 50'li seneler Demokrat Parti iktidar, Halk Partisi de birinci muhalefet partisi. Ve muhalefetin basın gücü çok daha fazla. Ve haftalık bir dergi vardı, çok satıyor. İsmet İnönü'nün damadı çıkarıyor, Metin Toker diye yanılmıyorsam. Ya boyuna arada sırada at yarışlarından dolayı böyle bir takım giydiriyorlar. Ee,
konu da öyle bir hale geliyor ki Necati Ünsal William Juro ekürüsünün uğurlu start hakemi olarak ilan ediliyor. Adeta Necati Ünsal start hakemliği yapmasın diye bir kampanya başlatılıyor. Tabii kimse oralı olduğu yok. Sonradan öğreniliyor ki muhalefetin bu şeyi William Juro ekürüsü dönemin en önemli ekürüsü, en iyi atları onlar koşuyorlar. Hep genellikle kazanıyorlar. Ve William Juro da Adnan Menderes'in çok yakın arkadaşı. Bak başbakan emrediyor. Uğurlu hakemi veriyorlar William Juro'nun atlarının koştuğu koşuya. Ve William Juro'nun atları kazanıyor. Ama genelde Necati Ünsal yedek hakem. Cevdet abi start hakemliği yapıyor. Gene 55 senesinde, 1955 senesinde bir yarış koşuluyor. Ve koşunun start hakemi, bir iki yaşlı koşu. Koşunun normal o günün start hakemi de Cevdet abi, Cevdet Karataş. Fakat Cevdet Karataş diyor ki Necati Ünsal'a, bu yarışın diyor şeyini, startını Necati sen vereceksin diyor. Necati de, Cevdet onun patronu gibi o sırada, baş hakem Cevdet Karataş, geliyor. Peki diyor, niye diyor, ya benim atım koşuyor burada bilmiyor musun diyor. Evet, Cevdet abinin, start hakemi Cevdet abinin, Cevdet Karataş'ın Navek isimli atı orada koşuyor. Koşu başlıyor, koşuyor ve koşuyor, Kan Tetris kazanıyor. William Juro'nun Kan Tetris'i kazanıyor. O hafta çıkan dergide, o muhalif dergide, işte tekrar William Juro'yu kazandırmak için start başbakan emir verdi. Start hakemi değiştirildi. Juro ekürüsünün uğurlu start hakemi Necati Ünsal startı verdi. Ve koşuyu da Juro'nun atı kazandı. Ben bu haberi okuduktan sonra, yani teyit ettikten sonra Cevdet abiden sonra gidip bakmıştım. Kan Tetris ondan sonra arka arkaya iki sene Cumhurbaşkanlığı koşusu kazanan Türk yarışçılık tarihine geçmiş bir at. Acaba bu haberi yazanlar, edenler Kan Tetris'i takip edip de hafif bir utanma duygusu içine girmişler midir? Ama bir şey yakalamak işte, bir şey yakalayacak oradan oraya. Yani sonra zaman zaman düşünürüm, biliyorsun benim de başıma gelen bir olay vardı. Hiç bir günahımız yokken 8 sütün manşet olmuştu. Bu böyle işte. Ama Necati Ünsal böyle oldu. Çok büyük hizmetlerinin yanında uğurlu start hakemi diye de yarışçılık tarihimize geçmiştir. Evet. Bu koşu çok eskilerden beri adına yapılan ve onu andığımız bir koşu. Ve koşuya gidiyoruz efendim. Fales Akın Sözen'le kazandı. Atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Necati Ünsal koşusu başladı. 3 safkan geç çıktılar. 4 numaralı Alderem'in ve 5 numaralı Budunalp, 2 numaralı Gustav öndeki 4 safkana göre 2'şer 3'er boy kadar geciktiler. 1 numaralı Yeltay seri stiliyle hemen geldi. Liderliği aldı. 1,5 boy 2 boy fark yaptı. Ekürlerden 3 numaralı Karaçelik ikinciliğe girdi. 1,5 2 boy geride. 7 numaralı Falez 4 boy geriye. 4 numaralı Alderem'in geldi. 1 boy gerisinde 6 numaralı Erkmen bin geçirdi. 2,5 boy geride. 5 numaralı Budunalp'i izliyorum. Budunalp'in de 2 boyu kadar gerisinde 2 numaralı Gustav sırasıyla koşunun son 800'üne girildi. 1 numaralı Yeltay'ı dış kulvardaki 3 numaralı Karaçelik buralarda yakaladı ki hatta kat gibi oldular. 2,5 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Falez'i izliyorum. Falez'in 2,5 boy gerisinde 4 numaralı Alderem'in hemen yarım boyu geride 6 numaralı Erkmen 2 boy geride 2 numaralı Gustav dışında 5 numaralı Budunalp 600 geçirirken iç kulvara yakın 1 numaralı Yeltay önde biraz dışarıya doğru sağ vuruldu. 3 numaralı Karaçelik 1,5 boy gerilerinde ortalarında 7 numaralı Falez var. Viraj dönüldü düzlüğe 2 boy farkta 1 numaralı Yeltay önde çıktı. 7 numaralı Falez yürüdü. Gerilerden Alderem'in, Karaçelik'in, Gustav'ın, Erkmen'in uğraşları var. Bariyerinde 1,5 boy farklı eden Yeltay koruyor. 7 numaralı Falez baskısını artırdı. Yeltay'ı rahatsız etmeye çalışıyor. Bunların 1,5 boy kadar gerilerinden 2 numaralı Gustav önlere geldi. Falez içerideki Yeltay'a yapıştı. Geri plandan Gustav saldırıyor. Falez kafasını uzattı. Alsak'ta öne fırladı. İçeriden Yeltay da veriyor. Falez lider potayı da 7 numaralı Falez buluyor. 1 numaralı Yeltay ikinci.
İkinol Gustav üçüncü, dört numaralı Alder Amin de dördüncü oldu değerli yarışseverler. Necati Ünsal koşusunu yedi numaralı Falez Akın Sözen'le kazandı. Karaçelik ekürüsü Gustav'a avantaj sağlama adına Yelta'ya ciddi baskı yaptı ama o baskı ekürüsüne değil, koşuyu kazanan Safkan Falez'e yaradı sanki. Yani şimdi Yeltaş son 6 koşudur kazanamıyordu. Buna rağmen bu koşuya büyük favori olarak başladı. İyi de kaçtı. Fakat 2019 Anneler Günü koşusunda başarılı olamayan, 2018 Anneler Günü koşusunun galibi yani olan Falez, hem de çok iyi bir dereceyle kazanmıştı o koşuyu, devamlı olarak takip etti. Ve son 100 metrede de geldi, önce rakibini yakaladı ve sonra da geçti. Bu arada ekürünün, Gustav'ın ekürüsünün yardımını pek inkar edemem ama yani Falez belli bir yol tutturmuştu, bir çizgi tutturmuştu. O çizginin şeyinde de geldi, koşuyu kazandı. Tabii bu hem Falez hem Yeltay iyi durumda, bunu söyleyelim ama starttan 2-3 boy geç çıkan Gustav'la yine Alder Amin'in de unutulmaması gerektiğini de bence ilave edelim. Ankara'da kalmaya devam edelim. Bir 5 şartlı mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin Osman Baba Mustafa Kemal Kumbasar'la kazandı koşu. Metre start yeni bariyerinde bir boy kadar Beşnol Singing Strongs önde geçiyor. Birinle Emarca yürüdü geldi. Beşnol Singing Strongs'u buralarda yakaladı. Ondan liderliği alıyor. Bir boy fark da şimdi 800'e lider giren Birinle Emarca oldu. İç kulvarda Beşnol Singing Strongs 2,5 boy geride. Üçnol Osman Baba 2,5 boy geride. Sekiznol Kukupa 1,5 boy kadar geride. İkinol Alan İsyanı son 600 metre geçildi. Dış kulvardaki Emarca içindeki Beşnol Singing Strongs tekta gibiler. 2 boy kadar gerilerinde 8'in Kukupa'nın, Osman Baba'nın uğraşları var. Aralarında 2'nin Nalın İsyanı dalmaya çalışıyor viraj dönürken. Ortadan geldi 1'in olayı Marca. Onun dışından 3'in Osman Baba ve 400'den sonra Osman Baba gelip liderliği alıyor. Farkı 3-4 boy kadar çıkarttı. Son 200'e doğru artan tempoyla 3'in Osman Baba lider geliyor. Marca gerilemeye başladı ki ikinci de 8'in Kukupa girdi. İçeriden 4'in Win by Me'nin gayretleri var. Farkı 6-7 boy kadar çıkartıyor değerli yarışseverler. 3 numaralı Osman Baba isimli Tay ve potayı da 3 numaralı Osman Baba oluyor. 800 numaralı Kukupa ikinci oldu. 4 numaralı Win by Me üçüncü. 2 numaralı Nalın İsyanı da dördüncü oldu. Potayı bulan Tay 3 numaralı Osman Baba oldu. Mustafa Kemal Kumbasar'la koştu. Hey Marja favoriydi. 200'den sonra koşuyu bırakma zuluma kadar geldi neredeyse. Osman Baba rahat kazandı. Evet, son koşusu hariç kum pistte hep başarılı olan, hep dikkat çeken bir attı Osman Baba. Ve bu koşuyu da bence normal temposunu yakalayarak kolay kazandı. Dediğin gibi Marja sanıyorum bir sorun yaşadı. Çünkü koşuyu zor bitirdi ama çok zor bitirdi. Nalın İsyanı starttan geç çıktı. Geldi gene tabelada yerini buldu. Bence Nalın İsyanı'na da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Efendim geçtiğimiz haftanın son görüntüsü birazdan gelecek ama önce Cahit Aybek alacağız. Cahit Aybek neler söylüyor sana? Cahit Aybek hiçbir zaman unutamayacağım. Hani bazı söylüyorum ya, her an sanki yanıma gelecek, omuzuma dokunacak diye düşündüğüm insanlar vardır. Cahit abi bunların da birincisi de bunlardan bir tanesidir. 1929 yılında Sapanca'da doğmuşlar. Ama da çok küçük yaşlarda Bakırköy'e gelmiş, yerleşmişler. Ve Cahit abi vefat edene kadar da Bakırköy'den hiç ayrılmadı. Ben Cahit abiyi tanıdığım zaman 9-10 yaşlarındaydım. Yarış yerinde değil, Bakırköy Spor Kulübü'nde tanıdım. Voleybol şubesinin başındaydı o zaman. Sonra Bakırköy Kulübü'nde başkanlık falan da yaptı Cahit abi. Biz de işte alt yapılardan, alt takımlarda voleybol oynuyorduk. O zaman Bakırköy voleybol takımı birinci ligdeydi. Milli takıma 4-5 tane oyuncu veren bir takımdı. Hı. Cahit abi, Aslan abi de onun her zaman yanındaydı. Allah uzun ömür versin. O da en eski yarışsever atçılardan biridir. Hmm. Aslan Aybek şu anda. Turan abi, Edip Çizmeci, Aslan Aybek işte sana benden evvel 3 tane isim.
Cahit abi kimya mühendisi, yüksek kimya mühendisiydi. Karayolları memuriyetini karayollarında yaptıydı. Sonra eczacı başında laboratuvar müdürlüğü şefliği yaptı. O zaman Talha ve Tarık Dinçel kardeşlerin ikisi de atçı. Dinçel laboratuvarları vardı. İstanbul'un en önemli ilaç fabrikalarından biriydi Dinçel laboratuvarı. Cahit abi geldi onlara ortak oldu. Ve ta orası kapanana kadar da bunlar birlikte çalıştılar. Cahit abi Türkiye At Yarışı Sahipleri ve Yetiştiricileri Derneği'nde de genel sekreterlik yaptı, başkanlık yaptı. Jockey Kulüp'te de çok muhtelif dönemlerde genel sekreterlik görevlerinde de bulundu. Son zamanlarda onlar çok güzel bir ekip olmuşlardı. Tulga abi, Tulga Yüzatlı. Akgün abi, Akgün Midillili. Feridun Anırtak. Birisi daha. Neyse. Gelir Beziko, dönerek bezik oynarlardı. Müthiş de keyif alırdım onları seyretmekten. Bir tek Feridun abi kaldı. Feridun Anırtak kaldı. Tabii Cahit abi işte. Dört kişi. Üçü vefat etti. Allah Feridun abiye de uzun ömür versin. Cahit abi, Jockey Kulübü'nün çok kötü zamanlarında bile elini taşın altına sokmuşlardan biridir yani. O yüzden Jockey Kulüp'te de değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İşte dediğim gibi 2015'te vefat etti. Ondan sonra da adına yarış yapılmaya başlandı. Aslan abi... Atları da zamanında yine Aslan abinin adına koşarlardı. Aslan abi ufak tefek gene atçılığa devam etmeye çalışıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor doğrusu. Şahit Aybek Yandız mücadelede Fornda ve Sibar'da Grasov üst üste üçüncü kez kazanarak Anafar Feray Koşusu'na eşit ışık yaptı Gökhan Kocakaya'yla. Sürdürüyor. Fark 1 boy 5 numaralı Haskaya takipte. 1,5 boy gelirde dışarıda. 2 numaralı Carrot var. Onun hemen içinde yer alan Safkan 4 numaralı Grasov. 1,5 2 boy kadar geride iç kulvarda. 6 numaralı Jack Sparrow. Hemen dışında 9 numaralı Rubuko 2 boy geride iç kulvarda. 8 numaralı Proof Striker dışında. 1 numaralı Bruce Wayne 2 boy geride. 10 numaralı Yakup Baba. Onun da 2,5 boy gerisinde yine grubun son sırasında 13 numaralı Evergrande yer alıyor. Bu şekilde taylar son virajı dönmek üzere. Düzeye doğru çıkılırken 5 numaralı Aska öndeki 7 numaralı King of Tatvan'la yan yana oldu. Bir boy gerilerinde 4 numaralı Grasov yer alıyor. Daha geride 6 numaralı Jack Sparrow. Onun dışında 8 numaralı Proof Striker. Daha geride dış kulvarda 2 numaralı Carrot var. Son 400 metreye doğru gidilirken önde 3 safkanın liderlik mücadelesi var. 4 numaralı Grasov liderliği aldı. Farkı 1 boy yaptı iç kulvardan. Mücadeleyi bırakmıyor 5 numaralı Aska'ya. Daha geriden 6 numaralı Jack Sparrow ve 8 numaralı Proof Striker'ın da gayretleriyle safkanlar son 200'e giriyor. 4 numaralı Grasov farkı bu metrelerde 5 boya kadar çıkardı. Daha gerideki mücadele artık ikincilik adına olacak. 4 numaralı Grasov önde. Koşuyu da 4 numaralı Grasov Gökhan Kocakaya ile kazanıyor. 6 numaralı Jack Sparrow ikinci. 8 numaralı Proof Striker üçüncü. 5 numaralı Askaya da koşuyu dördüncü olarak tamamladı. 4 numaralı Grasov Gökhan Kocakaya ile kazandı. Evet, ünlü ekürisini harika Nisa ünlü devam ettiriyor. Grasov üst üste kazanıyor ve ana farkları da net bir mesaj verdi bence. 7 boy farklı. Evet, ardı ardına 3. koşuyu kazandı. Koşunun favorisiydi. Bence de pek zorlanmadı değil mi? Evet. Kazandı. Bu sentetik pisti bayağı seviyor. Bayağı seviyor. Ve uzun mesafeyi bayağı seviyor. Onu söylemek lazım. İkinci kalan Jack Sparrow da aynı lafları söyleyebilir miyiz? Sentetik ve uzunluğu seviyor. O da sentetiği seviyor. Hasan abi koşular bu şekildeydi. Ekip neye karar verdi? Valla ekip haftanın koşusu olarak Tarım Bakanlığı koşusunu seçti. Haftanın atı olarak bu koşuyu ikinci defa kazanan altıncı hissi seçti. Haftanın jokeyi olarak uzun zamandır haftanın jokeyi seçilmeyen ama bu hafta hem Tarım Bakanlığı koşusu hem diğer kazandığı bazı koşularla dikkat çeken Halis Karataş oldu. Haftanın aprantisi de verdiğimiz koşuyu da kazanan Mustafa Kenal Kumbasar seçildi. İstatistikler biliyorsunuz 1 Ocak 2014'ten bu yana yapılan 8 ve daha çok atın katıldığı koşuları kapsayan bir istatistik bu. 22 bin
110 koşu baz alınarak yapılmış. En çok 1 numaralı atlar, sonra 2 numaralı atlar, daha sonra da 3 numaralı atlar koşuları kazanıyor. Startlarda da 3. kulvardan çıkan atların hakimiyeti devam ediyor. 1. kulvardan çıkan atlar, 6. kulvardan çıkan atlar arasında sıkı bir mücadele vardı. Ama son zamanlarda 1. kulvardan çıkan atlar daha çok koşu kazanıyorlar ki bu haftada 85 koşu olmuş, 8 ve daha çok atın katıldı. Bunlardan 12 tanesini 1 numaralı starttan çıkan atlar kazanmış. Bu arada da bu hafta 3 numaralı atlar da 12 koşu kazanmış. Evet. Onu da söyleyelim. Jokeylerde de Gökhan Kocakaya'nın cezalı olması, uzun süre cezalı olması ikinciliği kaybetmesine neden oldu. Ahmet Çelik geldi, ikinci oldu. Sıralama sende Zadik. Evet, hemen jokey kazancı rica edelim. İlk altı nasıl oluşmuş arkadaşlardan? 2214 koşuya 3 at başı eklendi. 2217. Özcan Yıldırım Yüzel Kulübü'nde 101. Ahmet Çelik 93. Gökhan Kocakaya 90. Müslüm Çelik 83. Tolga Yıldız 82. Akın Sözen 66. Efendim, Gazi Koşusu'na adım adım yaklaşıyoruz. Haziran'ın son gününde Gazi Koşusu heyecanını yaşayacağız. Ve bu heyecan öncesi hafta sonu İstanbul'da önemli iki koşu var. Sait Akson ve Kısrak koşuları. Sait Akson koşusuna başlıyoruz. 1970 yılında vefat etti Sait Akson, Türk açlığının unutulmaz ismi. 71 yılından beri bu koşu yapılıyor. 85 yılından bu yana baz alındığında o koşuyu 85 yılında Excalibur Süleyman Akti ile kazanıyor. Haris Karataş 5 kez kazanıyor o günden bu yana. Ertuğrul Kılıç, Ekrem Kurt ve Fuat Çakar, Saadettin Boylaz 3'er kere kazanmış. 85 yılından bu yana 34 Sait Akson'da Eli Yeşil Ekürisi 4 kez, 2'şer kez Celalettin Alkan, David Franco, ikinci ve Mehmet Kurt Ekürleri bu koşuyu kazanıyor. Baktığımızda 2011 yılında Unforgettable Selim Kaya ile 2.13.56, 94'te Uğurkan Ekrem Kurt'la 2.14.23 ve Popüler Demand Halis Karataş'la 2.15.02'lik dereceler yapmışlar ki bu iyi derecelerden Uğurkan ve en iyisini Unforgettable ve Uğurkan Gazi Koşusu'nda başarılı olamadılar, ancak Popüler Demand'ın kazandığını görüyoruz. Ve en iyi derece gidelim mi Hasan abi? Evet, verelim koşuyu. Verelim. 2011'e gidelim. Unforgettable Selim Kaya ile 2.13.56 ile kazandı. Koşuyu izliyoruz. Unforgettable daha starttaki yerini aldı. Evet, Unforgettable nasıl katıldı Hasan abi? Zadik, Sait Akson koşusu esasında Gazi koşusunun en önemli provalarından biridir. Şöyle bir rakamlara baktım. Son 34 senede Sait Akson koşusunu kazanan taylardan 8 tanesi Gazi koşusunu kazanmış. 7 tanesi Gazi koşusunda ikinci olmuş. 6 tanesi üçüncü olmuş. 1 tanesi dördüncü olmuş. 7 tane tay da tabelaya girememiş. Sait Akson koşusunu kazanan taylardan sadece 5 tanesi Gazi koşusu koşmuş veya koşamamış. Dolayısıyla Sait Akson 34'te 8, 34'te 8, 7, 10, 15 yani neredeyse yarı yarıya ikiliye giriş yüzdesi Sait Akson koşusunun önemini bir kere daha arttırıyor. Sait Akson koşusu zaten erkek tayların katıldığı bir koşu. Sen gene Sait Akson'un rakamlarını ver. Bazı bilgiler daha verelim efendim. 87 Maserati 26.40 ile 2010'da Akdeniz Ateşi 14.40 ile ve 2000'de Cüneyt Han 12.15 Ganyan'la sürpriz yaparak kazanmışlar. 85'ten bu yana 34 koşuda 12 tane favori at gelmiş, 9 tane plase at gelmiş, 10 tane sürpriz at gelmiş, 4.05'te 10 arası, 3 tane de 10 üzeri Ganyan, ki az önce sunduğumuz Ganyanlar, 10 ve üzeri Ganyanlar. Numaralar, hangi startlar daha şanslıymış? Oraya da bakalım. Baktığımızda Hasan abi 9 numaralı atlar 6 kere, 3 numaralı atlar 5 kere birinci olmuşlar. Sait Akson'da 3 numaralı kulvardan çıkan 34 koşuda yani 6 kez 3 numaralı kulvardan çıkan. Demek yani 9 numaralı atlan 3 numaralı kulvardan çıkan atlara dikkat etmek eğer lazım. Eğer denk gelirse Sait Akson'da. Sait Akson.
Efendim kısrak koşusu, Türk atçılığının tabii dünya atçılığında da önemli bir yeri olan kısrak koşusu. İlk kez 56 yılında koşuldu. Ve... İstersen sen detaylara girmeden ben şu şeyi de söyleyeyim. Tamam sen abi. 34 kısrak koşusu, son 34 kısrak koşusunu kazanan kısraklardan 3 tanesi Gazi koşusu da kazanmışlar. Ki Gazi koşusunda kısrakların kazanma şansları çok az gibi. 3 tanesi ikinci olmuş, 2 tanesi üçüncü, 2 tanesi dördüncü olmuş. 10 tanesi tabelaya girememiş, 14 tanesi de kısrak koşusunu kazanmasına rağmen Gazi koşusuna katılmamışlar. Genellikle Nene Hatun koşusunu seçmişler. Evet, Nene Hatun'a gitmişler. Efendim, La Flèche ilk kez yapılan Gazi koşusunu kazanıyor. İsmail Dinçer, jokey ve sahibi az önce andığımız William Giro. 63 koşuda 7 kez Selim Kaya var. Gerçekten Selim Kaya röportajda yaptığımızda hep söylüyor o koşulardaki performansını. Ekrem Kurt, Kazım Yıldız 6'şer kez kazanmışlar bu önemli koşuyu. William Giro ekürisi ve Eli Yeşil ekürisi koşuda yine önemli başarıları imza atmışlar. Eli Yeşil ekürisi 60, 81, 85, 87 4 defa kazanıyor. William Giro 3 kez kazanıyor 56, 66 ve 72'de. Ve yine Rıdvan Dilmen'in Moonlight'ı da bu koşuyu kazanan safkanlar arasına adını yazılmış. Efendim en iyi derecelere bakıyoruz ki yine Selim Kaya'nın bindiği Tarsus Beyazı 2017'de 2.08.50. Villarreal Ertuğrul Kılıç 88'de 2.08.73 ve Tenerife Song Mustafa Çiçek 2016'da 2.08.78 gibi büyük bir sürprize imza atmıştı Tenerife Song. İşte en iyi derece ekranlarınıza geliyor 2017 Tarsus Beyazı 2.08.50 Selim Kaya. Start verildi ve kısrak koşusu başladı. Çıkışta ekürilerden 15 numaralı Precious Jewel rakiplerinden 2,5 boy gerisinde kaldı. 11 numaralı Miss Helen yarışın liderliğini aldı ve 1600 metre start yerine yaklaşırken safkanlar yarım boy fark yaptı. Şimdi dışına 10 numaralı Lucky Cortez geldi ve koşunun liderliğini 11 numaralı Miss Helen'den 10 numaralı Lucky Cortez aldı. Bir boyda fark yaptı ikinciliğe bu kez. 16 numaralı Son Vurgun girdi. Hatta temposunu daha da artıran Son Vurgun öndeki 10 numaralı Lucky Cortez'le liderlik için çekişiyor. 5 boy kadar geride. Üçüncülükte 13 numaralı Perception var. Bir boy gerisinde 11 numaralı Miss Helen dördüncülükte kaldı. Miss Helen'in bir boy gerisinde dışta 3 numaralı Aslan'a 5'incilikte 1,5 boy geride. 7 numaralı Gina Montana 1406. girdi. Onun bir boy gerisinde iç kulvar 18 numaralı Vanetta 7'incilikte. Vanetta'nın hemen dışında 9 numaralı Lady Derya 8'inci sırada 2 boy geride. 2 numaralı Alcavhara dışında 1 numaralı Aqua Pura. Onun dışında 15 numaralı Precious Jewel sırasıyla safkanlar son 1000 metreye girdi. Yarışın liderliğini 10 numaralı Lucky Cortez sürdürüyor. 16 numaralı Son Vurgun ikinci sırada şimdi. Tekrar temposunu artırıp gelen Son Vurgun şimdi Lucky Cortez'den liderliği aldı. Yarım boyda fark yaptı. İçerideki Lucky Cortez mücadeleyi bırakmamaya çalışıyor. Yine liderliğin peşinde o. 2 boy geride 13 numaralı Perception son 800'e 3. girdi. 1,5 boy geride 7 numaralı Gina Montana 4.'lüğe giriyor. Yanında 11 numaralı Miss Helen 5.'likte. Onun 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda da 18 numaralı Vanetta sırasıyla son 600 metreye girildi. 10 numaralı Lucky Cortez'i dıştan gelen Son Vurgun yakalayıp öne geçerek viraja dönmeye çalışıyor. Arada 11 numaralı Miss Helen aradığı yolu buldu dışarıdan Perception'ın. Daha geriden 17 numaralı Tarsus Beyazı'nın çabalarıyla son 300 metreye girdi safkanlar. Dıştan gelen 17 numaralı Tarsus Beyazı liderliği alıp 2,5 boy fark yaptı. 18 numaralı Vanessa'nın, 2 numaralı Alcavhara'nın daha geriden 6 numaralı Flashing Girl'ün gayretleriyle son 200'e girildi. 3 boy farkla Tarsus Beyazı kısrak koşusunun önünde dışarıdan Flashing Girl geliyor. 3 boy farkla Tarsus Beyazı lider kısrak koşusunu 17 numaralı Tarsus Beyazı kazanıyor. 6 numaralı Flashing Girl ikinci. 4 numaralı Black Chinese üçüncü. 2 numaralı Alcavhara da dördüncü oldu. Açık grup bir koşu kısrak koşusunu İmat Bozdoğanlı'nın sahibi olduğu 17 numarayla start alan Tarsus Beyazı Selim Kaya'yla kazandı. Efendim 85 yılından bu yana 6 numaralı atlar 6 kere, 11 numaralı atlar 4 kere kazanmış bu önemli koşuyu. 8 numaralı starttan çıkan safkanlar 5 kez kazanırken 3 numaralı starttan çıkan safkanlar da 4 kez birinci olmuşlar. En büyük sürprizler nerede olmuş? 2016 Tenerife Song 51-60 Ganyan, 96 Magic Princess 26-85 ve Ateşin Kızı 2007 22 Raganyan'a kazanmış. 34 koşuda 14 kez Ganyan'ı 5 ila 11-75 sınırında kalmış. 16 koşuda Ganyan 5 liranın altında kalmış. 1985 yılında bu yana en büyük favori 85'ten bu yana 94'li Lina 1.05 Ganyan'la koşuyu kazanmış. Baktığımızda sana abi
oransal anlamda kısrak koşusunda sürpriz ihtimal daha fazla. Evet. Daha fazla gözüküyor. Katılım evet. anlamda da kısrak koşusu daha kalabalık olur. Genelde sayı takson koşularına göre daha katılım kısraklarda evet. fazla oluyor. Tabii kısrak koşusu tüm dünyada çok çok önemli. Ama klasik koşuların kazanım anlamında siz de verdiniz. Biraz yani gazi daha... koşusu, kısrak koşusu çok önemli tabii. Evet. Sadece kısrak koşusu kazanmış olmak bile evet. bir önem. Ama gazi koşusunda Sait Akson koşusunun da iyi derece yapanların Gazi'de evet. iyi derece yapma şansları çok daha fazla. Ki, bunu da söyleyelim. Son zamanlarda bir de Ankara'da Mehmet Akif Ersoy koşusu da işin içine karıştı. Onu da söyleyelim. Evet. Efendim bir haftaya bakışın daha sonuna geldik. Ben her zamanki laflarımla size veda etmek istiyorum. Diyorum ki at yarışları dünyanın en asil sporudur. At yarışı müşterek bahisi az para ile çok para kazanmak için en ihtimali çok olan yoldur. Ama unutulmaması gereken bir şey vardır ki at koşar, baht kazanır. Öyleyse bahtınız açık, şansınız bol olsun efendim. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına da sizlere teşekkür etmeyi ihmal etmiyorum efendim. Hoşça kalın.